Söz sırasından merhaba. Toplumun izole edildiği bir dönemde Mayıs coşkusuyla karşı karşıya kaldığımız günler Türkiye'sindeyiz. Geçtiğimiz hafta 1 Mayıs'ı meydanlarda kutlayamadık. Mesafeli çelenk bırakmaya bile müdahale edildiği otoriter bir süreci de yaşadık. Bu aslında bize gelecek günlerin nasıl baskı altında bir otoriter düzenlemeyle karşı karşıya kalınacağını da gösterdi. Şimdi Mayıs çok hareketli bir dönem. Hepimizin çok önem verdiği kolektif hafızamızın geleceğe taşınacağı simgesel günlerin ayı Mayıs ve Haziran ayı, 6 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Mayıs, 3 Haziran, 15-16 Haziran bunların arasında sayabileceklerimiz. Her biri bizim için çok değerli ve yeniden unutmamak üzerine, varlığımızı bir kez daha gösterebilmek üzerine toplumun kolektif, ortak hafızası bunlar. Dolayısıyla bu günlerde gerçekten bu evde olma, izole olma halini kıracak yol ve yöntemlerin bulunmasının önemli olduğu ve bunun da toplumsal muhalefetin üzerinde büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade etmek isterim. 1 Mayıs'ta meydanlara çıkamayınca aslında mekan içerisinde yaşadığımız evdeki en önemli kamusal alanımız balkonlar devreye girdi ve 1 Mayıs coşkusunu balkonlardan işte ifade ettik. Hep birlikte marşlarımızı söyleyerek aslında yeni bir toplumsallaşma yöntemi bulmuş olduk balkonlarla birlikte. Biz Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak aslında farklı arayışlar içerisindeyiz. Biraz bu alanda yani bu izole olma alanın durumunda zihnin izole olmasını engellemek gerekiyor. Yani yüreğin, zihnin ve beynin toplumsal izolasyondan kurtulması gerekiyor. Onun için de bir dizi aslında dijital afiş yarışmaları, illüstrasyon yarışmaları, grafiti üretimleri, çağrılarıyla bu süreci aşmaya yönelik adımlar atıyoruz. 1 Mayıs'a yönelik bir dijital afiş yarışması düzenledik. Geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Aralarında tabii ki jüride efsanevi isimler vardı. 68 kuşağının o toplumsal muhalefetindeki afişleri üreten Yılmaz Aysan'ın Afişe Çıkmak kitabında da bunun hikayesinin anlatıldığı isimler jürideydi. Selçuk Demirel, Yılmaz Aysan, Emre Senan, Behiç Ak, Akın Atauz gibi isimler bu dijital afiş yarışmasının jürisindeydi. Tabii ki onların yanında yeni, genç, umut vadeden isimler de vardı. Reya Advan, Linda Nihan, Lafçı. 81 eser katıldı ve 81 eserin 81'i de aslında çok kıymetliydi. Hem 1 Mayıs'ın özgünlüğünü hem de gerçekten döneme dair mesajları da içerisinde barındırıyordu. 6 eser başarı ödülü aldı ve gençlerin aslında bu süreç içerisinde afiş üretmeye yönelik bir yaklaşım içerisinde olduğunu ve bunun bir potansiyeli olduğunu da açığa çıkarttı. Dolayısıyla bu alanda biz izolasyon dönemini bir şekilde kırmaya çalışıyoruz. Şimdi 3 Haziran'da Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü, işte her yıl Moskova'da mezarı başında anmalar yapılıyordu. Geçen yıl biz de o anmalara katıldık Nazım Hikmet karikatür sergisiyle. Bu yıl Nazım'ın mezarı başında onu anamayacağız bu koşullardan kaynaklı. Ama bu bizim onu zihinsel olarak yüreklerimizde anmamızın önüne engel teşkil etmeyecek. Onun için Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile birlikte yine bu efsanevi isimlerin olduğu jürinin de katılımıyla Nazım Hikmet'in şiirlerinden yola çıkarak bir illüstrasyon yarışması düzenleniyor. Bu yarışmada herkese açık, herkes katılabilir. Ve burada üretilen eserlerden seçilen ödüller, başarı ödülleri ve sergileme ödülleri Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümü olan 3 Haziran'da hem dijital ortamda burada hem de uluslararası ortamlarda yayınlanacak. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine Gezi Direnişi hepimiz için gerçekten unutulmaması gereken ve
toprağın altında nabız gibi sürekli atan ve kendisini besleyen ve büyüten bir isyanın, gelecek talebinin kendisi. Gezi direnişinin de bu yıl 7. yılı, yani Gezi 7 yaşında, 7'sinde neyse 70'inde de o olur diye Gezi direnişiyle ilgili de bir grafiti çağrısı yapıyoruz. Tabii ki izolasyon ortamında bir doğal uygulanabilecek bir grafiti değil bu, tabii ki sanal ortamda gerçekleşecek. Katılımcılar istedikleri bir duvarı, kentin istedikleri bir duvarı, bu bir kamu kurumunun duvarı da olabilir, bir parkın duvarı da olabilir ya da çok beğendikleri evlerin duvarları da olabilir. Burada bir sanal grafiti yapmalarını istiyoruz ve Gezi'nin coşkusunu, heyecanını, yaratıcılığını, öfkesini, isyanını bu grafitilerle birlikte ifade etmelerini istiyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz aslında. Tam da böyle kapatılmışlık süreçlerinde iktidarın bunu bir baskı rejimi haline getirerek aslında tepkilerimizi sınırlandırdığı ve mesafeli çıkışlarımızı sınırlandırdığı bir süreçte zihnimizi özgürleştirme, sanatla özgürleştirme, düşünceyi aslında imgelerle toplumla buluşturma konusunda yaratıcı süreçleri örgütlemenin bir adımı olarak görüyoruz. Dolayısıyla hem 6 Mayıs'ta, hem 19 Mayıs'ta, hem 29 Mayıs'ta, hem 3 Haziran'da, hem 15-16 Haziran'da gerçekten toplumsal hafızamızı, kolektif ortak hafızamızı yeni yol ve yöntemlerle toplumla buluşturmanın arayışı içerisinde olmalıyız. İktidarın bizi evlerimizde izole etmeye çalıştığı bir süreçte biz zihnimizi dünyaya açalım, yüreğimizi dünyaya açalım, zihnimizin ve yüreğimizin izole olmasına izin vermeyelim.